Karşınızda Şermingil'in ince, uzun, kutu gibi salonu. Şermingil'in maalesef dar mekanına biraz büyük gelen kanepeler tercih etmiş. Renklerinin açık olması durumu bir parça toparlasa da iki adet de berjer kullanması salonu iyice küçültmüş. Televizyon ünitesi için bir duvarı gri çıtalar ve mermer dokuyla süsleyen gelinimiz bu bölümde oldukça modern bir hava yaratmış. Pencere önüne konumlanmış yemek masası da aslında küçük olmasına rağmen bu salon için büyük kalmış. Halıdan duvarlara kadar hep açık renk kullanmayı tercih eden Şermingil'in keşke biraz daha renk katsaydı salonuna. Bakalım Şermingil'in salonu için gelinlerimiz nasıl yorumlar yapacaklar? Şermin, ev kira mı sizin mi? Bizim aslında. Ne zaman aldınız canım? Eşim bekarken almış. 4-5 sene önce almış yani. İyi etmiş. Ona göre değerlendirebilirsiniz aslında hanımlar. Aslında salon yorumuna geçmeden önce sunumu hazırlarken arkadaşım benim için sinsi dediğini duydum. Allah Allah. Evet Aslı Hanım. Ne sinsiliğimi görmüş acaba? Onu öğrenebilir miyim? Tabii ki de. İlk günden beri herkese yılan gibi sokuyorsun ya laflarını. İşte yılan gibi soktuğum için sinsi olmuyorum aslında. Direkt dobra olup size lafları sokuyorum. Dobra değil. Arkanızdan bence konuşmuyorum. Tabii. Arkanızdan konuşsam sinsiliğimi görmüş olursunuz. Ama kişi kendinden bilir işi. Ben sinsi olduğumu tabii düşünmüyorum. O yüzden işte bana bunu şey yaptın ama ben herkesin ne şeyi varsa tak tak söylüyorum. Yüzüne söylüyorsun. Tabii ki. Yani diyorsun ki yüzüne söylüyorsak sinsi olmuyoruz. Tabii ki aslında. Dobra mı oluyoruz? Dobra ol diyorsunuz. Ama hani onun keşke da bir dozu da var ya. Dobra olsa böyle. Hayır bak, açık sözlülük, dobra olmak, dürüst olmak çok değerli. Ama işte o arada o kadar minik bir balans var ki. O sınırı aştığın zaman ama yine farklı sinsi olmuyoruz. Daha sinsilik farklı değil tabii ki de değil. İşte onu demek istedim. Ne oluyoruz? Patavatsızlık diyebiliriz ama sinsilik diyemeyiz Aslı Hanım. Evet. Sinsi ben arkadaşlarımın arkasında. Dünden beri bu moda oldu galiba yani iki gün. Evet ama işte evet, sunum hazırlarken, dış sesle görüşürken. Dünden beri bana söyleniliyor çünkü. Ama ya, dünden beri sana söyleniliyor evet. İşte bana söylenilmedi. Kim söylemişti dünden beri sana bunu? Aycan Hanım söyledi. İçeride mutfakta konuştuklarını duydum Aycan Hanım'ı. Öyle mi, biz duymadık? Evet, çünkü bana sinsi demiş herhalde. Aa! Evet, dış sesle konuştuklarını duydum. Gerçekten Aycan? Duydum. Ne alakası var yani? Yani şöyle evet, sinsi dememin sebebi şöyle, sessizdi. Mesela dün çok sessizdi, çok yorum yapmadı vesaire. Ya o ilk günün yani yorumu olabilir. Sessizle sinsilik arasında evet, yani çok demek ciddi bir fark var. Yani demek istemiş ki yılan, bugün de yeşil giymişsin. Estağfurullah. Yangına körükle yok gitmesek mi acaba? Öyle bir şey demek istemiyorum. Yani öyle sinsi demek. Şimdi bu ne oldu da bu tarafa döndü iş sonra Ayşe Nur'a bana doğru söylenildi. Benden sonra Aycan Hanım Ayşe Nur'a Fatma'ya aha söyledi. Bugün de ben Ayşe Nur Hanım'a söylüyorum. Ne çünkü güzel. Ben de diyorum ki hani, sinsilim yok. Artık. Keşke olsa evet da bu lafı hak etsem. Kabul etmiyoruz evet diyorsun. Ama yani söyleyeyim. Ne demek istiyorsun? Buyurun söyleyiniz. Yani ben sinsi değilim bebeğim. Hı. Ben dobrayım. Var mı sinsi? Çok dobralıktan geliyor galiba o dobra. Olabilir. Yani bence üçüncü günün sonunda dün söylemiştim Fatma Nur diye. Hala Fatma Nur diye düşünüyorum. Ayşe Nur sinsi değil bence. Dobra bir kız. Sinsi olduğumu hiç düşünmüyorum. Tam tersi. Keşke hepsi benim gibi dobra olup adaletli olsalar daha iyi olurdu. Salonu bir yorumlayalım. Aynen aslanım. Kutu gibi bir ev. Yine İstanbul'da olduğumuz belli oluyor. Bakalım evimizi gelinler nasıl yorumlayacak? Pervin senden başlayalım. Şermin kendi evimiz demiştin. Evet. Burada klimanın şarteli var. Kablolarını çok güzel bir şekilde kamufle etmişsin. Ama şartel çok ortada. Biraz enteresan duruyor. Bozmuş yani o bölümü. Şarteli kapatacak. Ne şarteli öyle? Ne alakası var orada? Klimanın mı? Evet aslanım. Kablolar kapatılmış ama şartelde de bir kutu yapılabilir bence. Biz oraya kutu değil de kitaplık düşünüyoruz. Eşim de ona daha karar vermediği için ben bir şey evet, demek istemedim yani. Olabilir. Çünkü hani onun da fikrini hı-hı alıyorum. O da benimkini hı-hı aldığı için hı-hı şu an için evet yaptırmadık daha. Perdelerin de tüllerin biraz renk farkı var. Biri kar beyaz, biri biraz daha ekro gibi. Daha böyle canlı bir renk seçebilirdin sanki. O salonum açık kaldığı evet için ben de daha bir ya ben krem ferah olsun bunu beğenmiyorum diye o yüzden. Hmm. Sen beğenmiyor olabilirsin onun ama dışında ben de açık ferah evet şeyler beğeniyorum. Onun dışında TV'nin üzerindeki detaylar güzel. Sadece mermer biraz fazla olmuş. O mermer detayı da beyaz olsaydı duvarlarla birlikte kenarlar daha güzel patlardı. Işıklandırma çok hoş. Eşim TV ünitesini bana sürpriz yaptı Aslanım. Hmm. Onun dışında hani sonra eve hiç sokmadı beni. Ay canım. Evet dedi hani fiyat görmeni istemiyorum. O sıra yaptırdı. 7000 küsür. Şurası.
Evet. Koltuk takımının ayaklarıyla masasının ayaklarını, konsolun TV'nin kesin ayaklarını uyduramadım. Evet. Farklı. Koltuklarımın ayağını ben değiştirttim. Çok kötü bir şekilde geldi koltuğumun ayakları. Hiç istediğim şekilde gelmedi. Hepsi yıpranmış bir şekilde geldi. Yeni gelinim ve eşyalarım o kadar kötü geldi ki Aslı Hanım. Ay canım. Evet. Ama keşke onlara uygun bir şekilde şey yapsaydın. Ama ya ben onlara uydurmaya çalıştım zaten. Hani ekstradan ayaklara uydurma. Konsolun ayağını da sonradan taktım. Peki ayakları hangi renkti? Açık bir kahveydi ama hepsi yıpranmış. Ama yine işte kahve ayağında da stone. Gold vardı. O benim gözüme çarptı. Evet, kanepelerin fiyatını öğrenelim. Evet. Kanepeler 25 bin. Peki yemek masan? Yemek masam 15 bin. Peki halısı nasıl olmuş hanımlar? Daha çok bohem havası katmış. Evet, şekil tarzı koltuklarla pek uyumunu bulamadım açıkçası. Saat uymuş mu? Saat çok, şurayla çok saati evet, beğendim ben. Evet. Saat çok ama keşke buralarda şurada olacağına, şurada olabilirdi. Bir arkada burada. Kalacağına, burada. Aynen çatının içinde olabilirdi. Yani evet, fark etmez. Ne diyorsun? Oraya o taraf tablo boş düşünüyoruz kalmış. Ama nereye tablo düşünüyoruz? Şuraya ama eşim hala karar veremedi. Ne bir istiyor? Yıldır gerçekten eşin karar veremedi. Hiçbir şeye karar verememiş. Eşim gayet güzel karar vermiş. Merak etme canım. Evi çok da güzel yapmış. Ben çok beğendim. Şuraya arkadaşım söylüyor. Kitaplık yaptıracaktı evet, karar yani. Veremedi. Buraya kitaplık canım, bir şey olacaktı karar hani, veremedi. Bir yıldır her şeye eşim ya, karar biz veriyor. Yavaş yavaş yapıyoruz tamam da, canım. O olabilir. Biz de zamanda yavaş yavaş yaptık. Ona sözüm yok. Her şeye eşin mi karar veriyor? Yok, biz ortak karar alıyoruz. Sonuçta o da ama her şeyi mesela eşine öne sürüyorsun. Eşim hayır, karar veremedi. Hayır, eşim istediği karar veremedi. Bir tarz bir şey bulamadık dedim. Kadın dediğin evine sahip çıkar. Sürekli eşim diye yorum yaptı. Ben orada hiçbir şey diyemedim, donup kaldım. Koltukları kocaman koltukları almışsın, salonuna koymuşsun. Kocam da kocam diyeceğine birazcık koltuklarına çeki düzen ver. Ben sürekli kocam da kocam demiyorum. Ayrıca koltuklarımın da sonumu gayet iyi uyduğunu düşünüyorum. Peki şey parkeleri falan aldığınızda böyle miydi evin? Yok. Siz mi yaptınız? Hepsi kahverengi ve hepsi farklı farklı. Hmm. Her odanınki farklıydı. Daha modern olmuş, ferah olmuş. Parkeleri güzel Aslı Hanım. Güzel olmuş, evet. Evet. Bu ne çiçeğin senin bu kırmızı çiçeğin? O benim nişan ve söz çiçeğim. İkisi bir olduğu için. Zelal mi yazıyor üstünde? Evet Aslı Hanım. Sen Şermin değil miydin? Zelal ikinci ismin mi? Evet ikinci ismim Aslı Hanım. Ben normalde Zelal'i aile içinde daha çok kullanıyorum. Ne demek Zelal'in anlamı? Berrak, temiz, su demek. Babam koymuş ismimi ay çok istediği ya. İçin. Çok güzel. Bu söz çiçeğinde. Evet söz güzel nişan aslanım. Bir olduğu için o zaman geldi yani. Evet. Peki ya bizde kullanmamış çünkü tavanları malumunuz bu şekilde. Ferahlık katmış ama. Siz ne diyorsunuz? Evet, evet aslında çok beğendim. Güzel. Aydınlatma aslında yeterli oluyor mu? Daha çok aydınlatma var. Ne bir sürü her renk. Aslı Hanım yastık kocaman. Nerede? Ha, iç tarafta da sanırım led yani var değil çok mi? Çok var yanıyor. Çok güzelmiş. Bayağı bir kocaman yer kaplıyor. Kırlent değil ama yani sırtını dayadığın değil yer değil mi bu? Tamam, sırtını Aslı Hanım ama. Bakayım. Sen de yaslan geriye o zaman yaslanabiliyor musun? Yaslanırım tatlım ya. Sorun değil. Ayağın yerden kesildi. Sorun aynen. Değil. Küçüklerinden koysak aynen, daha iyi olurdu. Kesildi. Ben küçük ve kalabalık şeyleri çok sevmiyorum. Bu o yüzden da, büyük tercih ediyorum. Bu da az yer kaplıyor ya. Kalabalık şeyleri bana çıkabiliyor. Bana göre az yer kaplıyor canım. Ayağın yerden kesildi yani şöyle ya yaslanınca. İki tane. Tamam sen de kendi evine öyle kullanırsın. Mobilyacı yapmış bir tane böyle koltuk yapmış. Koltuk takımının fiyatı nedir? Ama mobilyacı yapıyor da biz kendimiz seçiyoruz bunları. Seçmiş arkadaşlar. Ben seçtim zaten. Yani bayağı ama kaba evet. Göstermiş evet. Yastıklar koltuk aynen. Kaba göstermiş. Zaten öyle. O da evet. Küçük olduğu için Aslı Hanım yastıklar da kocaman olunca kaba duruyor. Daha evet, minimal bir kanepe mi evet. Olmalıydı? Evet. Orta sehpan yok güzel. Galiba. Zigonlar var. Var. Normalde orta sehpan var. Açılan, kapanan hatta. Diğer aha. Odaya koymuştum aslında. Ha, neden yok bunun burada? Var mı peki? Yok. Var var pardon. Ahşap var. Onu da diğer odaya koydum. Çünkü hepsi tıkış tıkış olunca sığmadı pek fazla. Ben de diğer odada kullanmayı tercih. Evet halının fiyatını alalım. Halının fiyatı 1500 TL. 1500 TL. Evet. Ne zaman almıştın? Geçen sene hı-hı. Evlendiğim zaman. İyi aslında. İyi bir fiyat. Evet, evet, evet. Fiyatı yani. Bence de. Şeye göre. Perdenin fiyatı ne kadar? Perdeler 1600 TL. Dolarla birlikte mi? Evet evet. Her şey için de iyi. Çok iyi. Evet, güzel. Çok uygun almış. Evet. Güzel. Bence de. Storm mu kullanıyorsun? Güneşlik mi var altında? Yok güneşlik var. Onlar daha iyi oluyor. Değil mi? Evet, güzel. Bence de. Şeyliği daha kolay. O daha rahat oluyor. İyi uyum içinde bulduysanız ne güzel. İşte fonların rengi biraz evet, daha beyaz olsaydı fonlar. Evet. Beyaz mı daha mı koyu? Beyaz. Ya koyu ya da beyaz. Yani çok arada kalmış. Ne renk olabilirdi fonlar başka?
Daha böyle gül kurusu olabilirdi. Gül kurusu mu? Çok alakasız. Sonradan düşününce saatin rengiyle aynı olsa evet daha yani normalde olabilirdi. Yatak odamdaki perde bu anlamda. Tarzından ama çok bakın renkli şimdi mesela, bir olduğum belli oluyor. Mesela senin gömleğin nasıl evet. duruyor? Ya pek de bir fark olmuyor. Ama senin tonların bak maviler, lacivertler nasıl açıyorsun? Çin vazosu gibisin yavrum. Bak. Çin vazosu, Pervin. Şu evet. beyaz fona ne güzel yakıştın. Bak bir şey söyleyeceğim. Evet, bir bak şimdi duvarlar böyle ya. Evet. Şimdi böyle mavili falanlı böyle filanlı bir kırlent. Evet, mesela. Evet kırlent. Kırlentler. Şöyle o tonlarda da fon yapsam bu sana da bir canlılık gelir sanki. Evet. Onu evet. geçtim Aslı evet. Hanım. Şeyi de renk o şekilde yok. Kullanabilir. Tabloyu mu? Evet tablo. Ya da böyle... elektrikli kağıtlar oluyor. Elektrikli kağıt. Evet. Aha. Zaten göreceksiniz. Evet. Evet, ben de göreceksiniz aslanım. Dokunsak çarpılır mıyız? Yok öyle değil aslanım. Kendiliğinden böyle yapışıyor. Ne bant kullanıyorsunuz ne. Bunu kiracılar da kullanabilir. Allah. Çok. Cuma günü göster bak unutma kesinlikle bizi. Kesinlikle kendinizi odamda göreceksiniz. Aynen bakalım mutlu. O yani fikir onun olur. İçine böyle mavili tonlarda yastıklarını o şekilde yaparsa çok olabilir. Güzel olur. Ama benim, aksesuarları da ona yani, göre seçeceksin. Evet. Aslanım benim berjerlerim kahverengi. Ay onları unuttuk biz. Evet. Doğru. Berjerlerim var. Kahverengi. Şimdi ben mavi evet. katsam krem mavi. Bana bak. Kesin kocan seçti o berjerleri kahvesini. Yok, Aslı Hanım hayret bu sefer kocam da kocam demedi. Ben seçtim. Kocam seçti koltuğu demedi. Koltuğu ben seçtim. Yatak odasını da ben seçtim canım. Peki neyi kocan seçmişti? Benim niye aklımda öyle kaldı? Kocam bir şey seçmedi. Ev kocam dekoru. Ev dekoruna el attı. Sanırım öyle yaptı. Çünkü el bana attı. Diyorum ya hani sürpriz yapmak istediği evet, için beni duvarı... eve koymadı. Hani tamam. eve girmeye izin teşekkür ederiz. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Buradan mutfağına geçelim mi? Geçelim aslında. Ama buradan yorumlayalım. Biraz dar mutfak. Evet. Değil mi? Biraz bir dar mutfak. Mutfağına. Buradan yorumlayalım. Olur. Bakın gelelim. Peki. Hadi siz şöyle göz atın. Gelin mutfağı tamam, yorumlayalım. Aslında.